Herkese teşekkür etmek istiyorum. Değerli konuşmacılara, bu saate kadar bizi dinleyen dinleyicilerimize de. Intertech test hizmetleri laboratuvarında, gıda kontrol laboratuvarında kimya supervisor olarak çalışmaktayım. Intertech çalışanları kendilerini denetim ve gözetim, test ve kalite denetimleri, sertifikalarda pek çok alanda müşterisinin ürün ve sürecine değer katmak için adamıştır. Bu sebeple de Intertech Gıda Laboratuvarı olarak bugün sizlerleyiz. Peki bir test laboratuvarınızdan neler beklemelisiniz? Sihirli küremiz yok, gelecekte konuşulacak konulara size birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle bir test laboratuvarı sizin çözüm ortağınız olmalıdır. Üçüncü taraf olarak tarafsız yer almalıdır. Sorularınıza yanıt verebilmeli, size destek olmalı ve aynı zamanda size bir rapor verebilmelidir. Peki rapor nedir? Rapor bizim ürünümüzdür laboratuvar olarak. Bu rapor bazen size yeni ufuklar, yeni olanaklar, inovasyonunuza destek olacak, sizi belki bir probleminizden kurtaracak, kendinizi ve ürününüzü ispatlayacağınız bir belge olacaktır. Bir rapor, logoları, sonuçları ve imzaları ile ürününüzün en önemli belgesidir. Günümüzde bana sadece bir rapor verin, olayları azalmış durumda ve yıllar içinde de üreticinin test laboratuvarlarından beklentileri bir rapor almaktan çıkıp kalitesine değer katacak işi yaptırmak olmuştur. Bu bizim için gurur vericidir. 2016 yılından önce, 2015 ve öncesinde laboratuvarımızla değişik konularda görüşmeler oldu ve çalışmalarımızı bu yönde başlattık. 2011 Intertech Gıda Laboratuvarı olarak hizmet vermeye başladık ve görüştüğümüz konular özellikle Avrupa regülasyonları, polimerin yapısı ve yapı tayini analizleri, duyusal değerlendirme, gıda ile ambalajın uyumu ve buna bağlı olarak raf ömrü testleri, boyar maddeler ve master batch'ler yönetmeliğin ekine bağlı olarak. Bunun dışında tabii ki en önemli toplam migrasyonun simülantlarına bağlı olarak yağlı migrasyon ve yerine geçenler ki son regülasyonlarda yerine geçen simülantlar çıkarıldı. Ve eklenen kuru gıdalar için TENAX. Tabii ki toplam migrasyonun hemen arkasından spesifik migrasyonu görüştük. Bunun dışında antibakteriyel testler ve direkt plastikle ilgili olmasa da bolca konuştuğumuz metal migrasyonları. İlk olarak 2015 öncesinde Intertech bu az önce bahsettiğim konularda size hizmet verdi ve yanınızda yer aldı. Peki 2015 sonrasında neler olacak ve neleri konuşacağımızı düşünüyoruz? Hatice Hanım'ın da bahsettiği gibi uygunluk beyanını öncelikli konuşulacak. Sadece müşterileriniz değil, biz de sizden uygunluk beyanınızı isteyeceğiz. Çünkü uygunluk beyanınızı destekleyecek belgelerden en önemlisi test raporlarınız. Biz sizin için deklarasyonunuza bağlı olarak laboratuvarımızda senaryolar yazacağız. Bu senaryolara bağlı olarak da ürününüzün hangi gıdaya temas edeceğini, hangi sürede temas edeceğini ve sıcakta mı başlayacak bu ilişkisi yoksa soğukta mı son bulacak, en basitinden de mutlu sona ulaşacak mı? Bunların her bir belgesini hazırlamak için sizinle ortak çalışacağız. Migrasyon, gıda ile ambalaj bir araya gelirse olmazsa olmaz en önemli konulardan biri migrasyon ve tabii ki öncelik olarak toplam migrasyon. Gelecekte tabii ki toplam migrasyonda biraz değişiklikler olacak. Şu anda Avrupa'da hazırlanan bir rehber doküman var halen editörde. Bunun çalışmaları tamamlanırsa belki rehber dokümanla bitkisel yağın yerine geçen izooktanla %95 etanol geri dönecek. Fakat dönüşünde tabii ki koşullarda değişiklikler olacak. Ve bu rehber dokümana göre polimerler çalışmalarda, toplam migrasyon çalışmalarında ve spesifik migrasyonda poliolefinler ve diğerleri diye ayrılacak ve test süreleri değişiklik gösterecek.
Ayrıca toplam migrasyonda çalışmalarda tabii ki tek tip çalışmalar oluyor ama bir ürünün mikrodalga ile kullanılması, basınç altında kullanılması, vakum altında kullanılması da aslında toplam migrasyon ve spesifik migrasyon sonuçlarını etkilemektedir. Bu sebeple ileride toplam migrasyon koşullarında belki de mikrodalga, basınç ve vakum altında kullanılan ürünler için özel koşullar yaratılacaktır. Spesifik migrasyon, toplam migrasyonun hemen arkasından konuştuğumuz diğer konulardan. Spesifik migrasyon biraz daha önem kazanacak. Aslında önemli ama çoğunlukla Türkiye'de bu konuyu konuşmuyoruz. Toplam migrasyon yapıyoruz. Deklarasyonla birlikte tabii ki spesifik migrasyonun içine daha da derinlemesine dalacağız. Deklarasyonunuza bağlı analiz seçiminde aditivleriniz, solventleriniz, plastizayırlarınızı beyan ettiğiniz için bunların da migrasyonları değerlendirilecek. Test koşulları ve simülantlar az önce de dediğim gibi rehber dokümanla birlikte belki farklılıklar gösterebilecek. Oradan matematiksel modelleme. Şu anda yaptığımız laboratuvardaki testler aslında matematiksel modelleme değil, tamamıyla pratik, gerçekten o durumu simüle edilerek yapılmış çalışmalar. Fakat matematiksel modelleme ile de ürününüzü daha iyi bir şekilde, farklı bir sürü ürün kalınlığına göre matematiksel çalışmalarla olabilecek en kötü durumun yapılan bir modellemedir. Eğer ürününüz çok çeşitlilik gösteriyorsa ileride matematiksel modellemeye daha önem vermeniz gerekecek. Spesifik migrasyonları örnek olarak özellikle primeri aromatik amini söylemek istiyorum. Avrupa Regülasyonu ve Türk Gıda Kodeksinde artık yer alan primer aromatik amin biraz daha önem kazanacak. Tespit edilememesi istenilen bir değer ve çok düşük, regülasyona baktığınızda, tebliğimize baktığınızda çok düşük bir değer. 0.01 miligram bölü kilogramı geçmemesi istenilecek. Avrupa'da özellikle formaldehit ve melamine çok dikkat ediliyor ve formaldehit ve melamin migrasyonları spesifik migrasyon altında değerlendirmeye başlanacak. Bir tahıl kutusuyla başlamıştı MOA ve MOŞ ve artık tek başına değiller, yanlarına POŞ ve POA da eklendi. Polyolefin oligomerik saturated hidrokarbon olarak geçiyor. İleride bu konuları da sizlerle konuşuyor olacağız. NIAS, üretim gereği ortaya çıkan maddeler olarak değerlendirmektedir. Üretimde kullanılan maddelerin içindeki bir safsızlığı veya üretim aşamasında oluşan tepkime ara ürününü ve parçalanma ya da tepkime ürünüdür NIAS. NIAS'a bakarsanız polimerizasyon, katkı malzemeleri ve kalıntı, yan ürün ve geri dönüşümden kaynaklanabilecek bulaşanları içermektedir. Ayrıca NIAS'ın 4 önemli noktası vardır. Bu 4 nokta, birincisi bilinen ve kontrol altında olan, evet bizim için gayet uygundur. Bilinen fakat kontrol altında tutulamayan, burada belki proseslerinizi iyileştirmeniz, testlerle bunları desteklemeniz gerekecektir. Tespit edilen fakat tanımlanamayan, burada karşılıklı çok yoğun bir çalışma yapmamız gerekiyor. Ve tespit edilemeyen, evet tespit edilemeyen kimyasallar olabilir. Şu anda sadece müşterilerinizden veya sizin de üretiminizde fark ettiğiniz kusurlardır bunlar. Ama gelecekte hepimiz için pişmanlık yaratacak noktalar da çıkabilir sonunda. Bunun dışında az önce de konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Geri dönüşüm ürünleri ve testleri olacaktır. Geri dönüşümlerin gerçekten tanımlanması, bunların kullanımı ile ilgili testler yer almalıdır. Biyoplastikler, nanopartiküller hepsi konuşacağımız konulardan olacak. Silikon, rubber, TPE ve TPU malzemelerde ve bunların altında nitrosaminler ve volatil organik kompoantlarda. Intertek laboratuvarı olarak her çalışmanızda yanınızda yer almaktan gurur duyacağız. Ve istediğiniz her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.